Herkese merhaba. Yeni bir online okulun dersine hoş geldiniz. Bu hafta tüm dünyayı kasıp kavuran TikTok platformundan bahsedeceğiz. Hatta bizim de TikTok hesabımız var. Takip etmeyi unutmayın. TikTok bu kadar ilgi görünce Instagram TikTok'un çok benzeri olan Reels adlı özelliğini kısa bir süre önce kullanıcılara sundu. Peki TikTok nedir? Video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra Canlı yayın imkanda sağlayan bir sosyal medya platformu. Dünyada en çok indirilen uygulamalardan bir tanesi. Kullanıcılar videolarına özel efekt filtreleri, eğlenceli etiketler, çıkartmalar veya sevdikleri müzik ve sesleri ekleyebiliyorlar. İlk olarak TikTok'a üye olmanız gerekiyor. Tıpkı nasıl bir Instagram hesabı açıyorsanız. TikTok içinde bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabı oluşturduktan sonra özelliklerinin Instagram'la oldukça benzeştiğini göreceksiniz. Aşağıdaki menüde ana sayfaya tıkladığınız takdirde sizin için seçilmiş içerikleri göreceksiniz. Ayrıca tıpkı Instagram'da olduğu gibi TikTok'un da bir keşfet sayfası var. Keşfet sayfasında revaçta olan hashtagleri görüyorsunuz. Bu hashtaglere girdiğiniz ve gezdiğiniz takdirde farklı hesaplardan yapılan paylaşımları göreceksiniz. Beğendiğiniz paylaşımların hesap sahiplerini böylelikle keşfedebilir ve takip edebilirsiniz. Eğer özellikle aradığınız bir hesap varsa gene yukarıdaki arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Evet sonrasında bir de gelen kutusu var. Bu gelen kutusu kısmında en çok izlenen canlı yayınları göreceksiniz. Aynı zamanda size gelen beğeniler, yorumlar, bahsedilmeler, yeni takipçiler ve TikTok'tan gelen bildirimleri de buradan ulaşacaksınız. Eğer birisine doğrudan mesaj göndermek isterseniz sağ üst köşedeki mesaj gönderme butonuna dokunabilirsiniz. Menünün en sağında ise sizin profiliniz var. Profilinizde paylaştığınız şeyleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Profilinizi düzenlemek için profili düzenle butonuna basmanız yeterli. Bu alandan Instagram'dan farklı olarak profil fotoğrafı yerine profil videosu da ekleyebiliyorsunuz. İsim ve kullanıcı adınızı buradan oluşturduktan sonra eğer varsa Instagram ve YouTube hesaplarınızı da TikTok profilinize ekleyerek diğer hesaplarınıza da trafik çekebilirsiniz. Profilde bir kaydetme butonu göreceksiniz. O butona dokunduğunuz takdirde favori olarak eklediğiniz her şeye tek bir yerden ulaşabiliyorsunuz. Kaydettiğiniz şeyler video olabilir, etiket, ses veya efekt olabilir. Hepsine tek bir yerden ulaşabilirsiniz. Kendi beğendiğiniz paylaşımları da gene profilinizden göreceksiniz. Burada kalp işaretine dokunduğunuz takdirde beğendiğiniz videolar aşağıda sıralanacak. Beğendiğiniz videoları herkesin görmesini istiyorsanız gizli gizlilik ayarlarından bu özelliği değiştirebilirsiniz. Son olarak kilit işareti gördüğünüz butona dokunduğunuzda ise özel videolarınızı göreceksiniz. Eğer videonuzun gizlilik ayarlarında özel seçili ise o videolar burada sıralanacak ve sadece siz görüntüleyebileceksiniz. Peki bahsettiğimiz bu gizlilik ayarlarını nasıl değiştireceğiz? Örneğin paylaştığımız bir içeriğin üzerine dokunalım. Bu paylaşımın sahibi ben olduğum için bununla ilgili ayarlamaları ben değiştirebiliyorum. O yüzden hemen şu aşağıda gördüğünüz 3 nokta işaretine dokunuyorum. Videoyu kaydedebilirim veya TikTok'un bana sunduğu tüm özellikleri buradan erişebilirim. Gizlilik ayarlarını da tam olarak buradan değiştiriyorum. Gizlilik ayarlarını dokunuyorum ve bu videoyu kimlerin görüntüleyebileceğini yukarıdan seçiyorum. Diğer kullanıcıların içeriklerini takip ederken beğenmek istediğinizde kalp ikonuna dokunabilirsiniz. Yorum yazmak istiyorsanız hemen aşağıda yorum ekleme kısmını kullanabilir veya konuşma baloncunun üstüne dokunabilirsiniz. Profili görüntülemek için ise o kişinin profil fotoğrafı üzerine dokunun. Sizin için özel olarak seçilmiş milyonlarca video izleyebildiğiniz gibi aynı zamanda kendi içeriklerinizde üretebiliyorsunuz. TikTok'un Instagram gibi bir beğenilme kaygısı yok. TikTok'ta herkes eğleniyor. O yüzden tüm efektler eğlenme üzerine kurulu. Burada deneyebileceğiniz birçok efekt ve özellik var. Şimdi bir tane içerik oluşturmaya görelim. İçerik oluşturmak için hemen ortadaki artı butonuna dokunuyorum. Evet, buraya dokunduktan sonra ilk olarak videonun saniyesini seçebilirim. 15 veya 60 saniyelik birimlerden oluşabiliyor videom. MV başlığına dokunduğunuz takdirde hayat albümü oluşturabiliyorsunuz. Zaman içerisinde yaşadığınız değişimleri buradan videolaştırabiliyorsunuz. Eğer isterseniz buraya galerinizden fotoğraf veya video yükleyebiliyorsunuz. TikTok üzerinde bir de binlerce efekt var. Şimdi o efektlere bakalım. Bunun için efektler üzerine dokunuyorum. Burada çeşitli kategorilere ayrılmış bir sürü efekt göreceksiniz. Örneğin green box yani yeşil ekran denilen özelliğini kullanmak istiyorsanız buradaki yeşil renkli resme dokunabilirsiniz. Böylece arka tarafa bir resim yükleyebilir ve sanki o mekandaymışçasına yaratıcı videolar çekebilirsiniz. Onun dışında yeni filtreler var. Gene güzelliğe dair oyun, edit, festival, ruh halleri gibi birçok Efekt mevcut. Bu efektleri indirip kullanabiliyorsunuz. Yani TikTok'a girdikten sonra eğlenmemeniz imkansız. Peki efekti seçtiniz ve videonuza müzik eklemek istiyorsunuz. Bunu da yukarıdaki sesler butonundan yapıyorsunuz. Burada keşfet kısmında hemen sola sürüklediğiniz takdirde sizin için seçilen parçaları görebilirsiniz. Parçaların hemen sağ tarafındaki kaydetme butonuna dokunursanız bunları favoriler başlığı altında görüntüleyebilirsiniz. Eğer özel bir parça arıyorsanız onu da arama çubuğu üzerine yazabilirsiniz. Aradığınız müziği bulduktan sonra yapmanız gereken şey oynatma tuşuna basmak, sonrasında karşınıza çıkan kırmızı tik işaretine tekrar dokunmak. Böylece o müzik sizin videonuza eklenecek. Aynı zamanda ekranın sol tarafında dikey bir şekilde birçok özellik var. Örneğin kameranızı çevirebiliyorsunuz, hızını ayarlayabiliyorsunuz. Görüntünün renkleriyle oynamak istiyorsanız filtreleri değiştirebiliyorsunuz. Güzelleştirme efektleri var. Bunları kullanabilirsiniz. Sayaç var. Bunu kullandığınız takdirde geriye sayıyor ve sizin yerinize denklen şöre basmış oluyor. Videonuza eklediğiniz şarkının hangi kısmının çalmasını istiyorsanız onu da hemen buradaki kes yazan butondan ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlamak için sesi sürükleyebilirsiniz. Sonrasında kırmızı tike basmayı unutmayın. Son olarak flaşı da gene buradaki buton aracılığıyla açabilir veya kapatabilirsiniz. Pekala diyelim ki içeriğimi hazırladım. Hazırladıktan sonra kırmızı tik işaretine dokunuyorum ki böylece bir sonraki adıma geçebileyim. Bu adımda hazırladığım videoya ses, efekt, metin veya çıkartma ekleyebilirim. Örneğin metin kısmına bir göz atalım. Burada tıpkı Instagram'da olduğu gibi istediğiniz metni yazıyorsunuz. Bir yazı şekli seçiyorsunuz. Renk de seçiyorsunuz. İsterseniz yazıya kontür de ekleyebilirsiniz. Veya bir arka plana ekleyebilirsiniz. Gene Instagram'da olduğu gibi birçok çıkartma mevcut. Buradan emoji veya çıkartma ekleyebilirsiniz. Sağ taraftaki dikey menüde ise filtre, klip ayarları, seslendirme, şarkıyı kesme ve diğer ses ayarlarını yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Evet, bu adımda artık videoma bir açıklama ekliyorum. Videomu kimlerin görüntüleyebileceğini seçiyorum ve eğer yorumlara, düet ve tepkilere izin vereceksem buradan izinlerimi ayarlıyorum. Bu içerik profilimde nasıl bir kapakla gözükmesini istiyorsam yüklüyorum. Bu kısımdaki ayarlamalarımı yaptıktan sonra istersem bunu taslaklara kaydediyorum veya direkt yayınlayabiliyorum. Peki TikTok'ta Instagram'da olduğu gibi bir profesyonel hesap var mı? Cevap evet. Eğer siz de hesabınızla ilgili izlenme sayıları, başlıca video verileri gibi istatistiklere ulaşmak istiyorsanız hesabınızı pro hesaba geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun için profilinize girdikten sonra sağ üst köşedeki 3 noktaya dokunun. Sonrasında hesabı yönet kısmına girin ve ardından pro hesaba geç butonuna dokunun. Sonrasındaki adımlar tıpkı Instagram gibi ilerliyor. İlk olarak bir hesap tipi seçiyorsunuz ve ardından gerekli düzenlemeleri yaparak TikTok pro hesabına sahip oluyorsunuz. Son olarak Oriflame Türkiye'nin TikTok'a özel hazırladığı içeriklere ulaşmak için Oriflame Türkiye hesabını takip etmeyi unutmayın. Bunun için hemen keşfet kısmına girin. Arama kısmına Oriflame Türkiye yazın ve kullanıcılara gelin. Sonra Oriflame Turkey profiline dokunun ve Oriflame Türkiye'nin TikTok'a özel hazırladığı içeriklere ulaşın. İlgi çekici ve platforma özel içerikler yarattığınız takdirde TikTok'taki hedef kitlenize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda reklam kampanyalarınızla ulaştığınız hedef kitleyi genişletebilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.